Alaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş karşımızda. Hoş geldiniz Tonguç Hocam, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Nasıl bir fiyatlama var piyasalarda, neler olup bitiyor haftanın son işlem gününde? Ya aslında biraz sakin. Yani bugün öğleden sonra Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini Evet. göreceğiz. Aslında pazartesi, salı günü de yurt içinden birkaç veri haricinde yurt dışındaki veri akışı da biraz sakin. Dolayısıyla hem yurt dışı piyasalar hem yurt içi piyasalar biraz sanki bu Amerika'dan bugün gelecek veriye odaklanmış gibi duruyor. Borsa özellikle 3545 seviyesi, ki bu 3700'ün hemen altındaki çok kritik bir direnç bölgesiydi. Bunun üstünde bir seyirle devam ederken aslında diğer piyasalarda dediğim gibi hem tahvil tarafında hem yani döviz tarafında daha sakin bir bekleyiş var. Küresel tarafta da kısmen borsalar bir iki günlük bir yükseliş gerçekleştirdi ama özellikle FED toplantısı öncesinde hala yüksek faiz artışlarının FED kanadında olabileceği gibi üyelerden gelen açıklamalarla, yani oradaki tedirginliğin henüz hem faiz artışlarıyla hem resesyon riskiyle birlikte çözülmediğini ya da yeni bir habere kadar hala kaldığını söylememiz gerekiyor. Peki tarım dışı istihdam verilerinin sonuçları ile ilgili hangi senaryolar gündemde? Hani nasıl gelirse, yüksek gelirse biz neyi konuşacağız, düşük gelirse neyi konuşacağız? Şimdi çarşamba günü özel sektör istihdam geldi Amerika'dan. Evet. 200 bin civarı bekleniyordu. 200-800 bin açıklandı. Bugün tarım dışı 250 bin gibi bir rakam bekleniyor. Şimdi burada tabii ki tarım dışı veri seti olarak biz bakıyoruz. Yani hem işsizlik oranı hem bu istihdam piyasasındaki saatlik kazançlar. Bunu bir böyle paket gibi bakmak lazım. Ama konu tarım dışı istihdamsa sanki kötü gelen bir veri. Yani 250 binin altında kalan veri şu an için piyasalarda biraz da olumlu algılanabilir. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın özellikle FED kanadında yani veriler biraz daha kötüleşme eğilimi göstermesiyle birlikte faiz artışlarını yavaşlatabileceği gibi bir piyasa kanısı oluşuyor. O açıdan 250 bin altında gerçekleşen veri biraz daha aslında hani bizim de içeride borsa tarafında biraz daha güçlü kalmamıza neden olabilir. Yurt dışındaki borsaları da olumlu etkiler. Aksi gerçekleşirse, yani 250 binin biraz üzerinde bir gerçekleşme tekrardan riskleri gündeme getirip Fed'in daha agresif olabileceği, hazır ekonomide biraz rayında giderken gibi bir algı oluşturacaktır. Ama burada işsizlik verisi ve saatlik kazançlar verisinin de diyelim ki 250 bine çok yakın bir veri gerçekleştirdi. Dolara olan etkisi, yani küresel anlamdaki dolara olan etkisini yakından takip etmek gerekiyor. Ama ne olursa olsun benim kanaatimce, yani diyelim kısa vadeli bir dalgalanma oldu, işte iyi ya da kötü anlamda, bu altın içinde, parite içinde, borsalar içinde geçerli. Evet. Önümüzdeki haftaya biraz daha sakin başlayacağımız için şu anki fiyatlamalarda çok yüksek bir oynaklık olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki. Alhaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirmelerini aktardı. Hocam teşekkürler. Mutlu hafta sonları diliyorum size. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Size de iyi görüşürüz. yayınlar. Hoşça kalın. Sağ olun.